Dediğimiz Ayvalık Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında zeytin ve zeytinyağı çalıştayı vesilesiyle Ege'nin incisi Ayvalık'ta bulunmaktan son derece mutluyum. Bugün ülke genelinde zeytinle ilgili pek çok etkinlik yapılıyorsa bunun öncüsü ve mimarı Ayvalık ve Ayvalıklardır. Ayvalık'ın farkı da işte burada ortaya çıkmaktadır. Bu vesileyle geçmişten bugüne burada büyük emekler olan belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, ticaret odası başkanlarımıza, esnaf ve ziraat odası başkanlarına huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Şimdi de doğru bir işe imza atıyorsunuz. Elimizdeki bu büyük nimetin hakkını nasıl daha iyi verebiliriz? Bunun araştırmasını yapıyorsunuz. Aramızda hem bürokrasiden hem de sektörden ve basınımızdan çok kıymetli isimler var. Geldikleri için kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Destek veren Ayvalık Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin'e, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a bu güzel vizyonlarından dolayı da tebrik ediyorum. Bir de onlara alkış yapılmasın ya. Gidebilirsiniz diyorum. O değil. O dursun yerinde. Şimdi buradaki yaptığımız çalışmalar hem Ayvalık'ı hem de çok değerli Ayvalık zeytinyağının tanıtılması, marka değerinin artırılması adına çok önemli. Zira biliyorsunuz insanın ömrünü uzatan 3 ürün var. Bunlardan birincisi ne? Zeytin. Zeytin ya zeytinler oluyor. Sayın öz fatura. Fındık ve üzüm. Üçü de Allah'a çok şükür ülkemize yetişiyor. Ama biz bunların kıymetini daha tam maalesef bilemiyoruz. Üstelik zeytin ağacı bunun bir göstergesidir. Öyle bir ağaç ki 1000 yıl yaşıyor. Başka bir hiçbir ağacın ömrü bu kadar uzun değil. Herhalde bunun meyvesi de insanın ömrünü uzatıyor. Her ne kadar 1000 yıl yaşayamasak da. Zeytinin ana vatanı da bu coğrafya. Dünyada zeytinin %90'ı Akdeniz havzasında üretilmektedir. Dünya zeytin üretiminde de biz ülke olarak ilk sırada yer almaktayız. 100'den fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ediyoruz. Bu aslında bizim için millet olarak zeytinin ne kadar çok sevdiğimizin de göstergesi. Suffolk zeytin tüketiminde de dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Farklı zeytinyağının, fakat zeytinyağı tüketimine gelince diğer üretici ülkelere göre çok çok gerilerdeyiz. Bu ne yazık ki geçmişte Türk insanına zeytinyağından soğutuldu ve zararlı olarak ifade edildi. Benim yaş çocukken, yaş grubumda hatırlarım ben bunu. Zeytinyağı zararlı, diğer yağlar, işte margarinler, diğer çiçek yağları hepsi faydalı diye ifade edildi reklamlarıyla. Çünkü onlar bizde yoktu, zeytinyağı vardı. Maalesef bu propagandanın da tesirinde kaldık büyüklerimiz. Hatta öyle ki şarkılara pelesenk olmuş, diline pelesenk olmuş. Güzel bir türkü var. Melodisi güzel de sözü çok güzel değil. Zeytinyağlı yiyemem aman diye şeklinde sipariş türkülerle zeytinyağı kötülendi. Komşumuz Yunanistan'da kişi başına tüketim 20 litre seviyesindeyken biz de uzun zaman 1 litreyi geçemedik. Ama işte Ayvalık'ta sizler bunu değiştiriyorsunuz. Burada hem Ayvalık zeytinyağını tanıtıyor hem de zeytinyağı kullanma kültürünü yayıyorsunuz. Sizlerin bu büyük gayreti ve emeği sayesinde zeytinyağına talep de hızla arttı. Bunu yükselten kabul edelim ki Egeliler, yani sizlersiniz. Akdeniz tipi beslenmenin
trend olduğu günümüzde bu tüketimin çok daha fazla olması gerekmektedir. Niye trend? Çünkü en uzun ömürlü insanlar yapılan araştırmalarda Akdeniz'de yaşıyor ve zeytin sayesinde bu şekilde uzun yaşıyorlar. Dolayısıyla zeytinyağı tüketimini yurt içinde de artırdığımızda zeytinyağının pazarlama sorunu kalmaz. Öte yandan artık bir hedefimiz de dünyaya açılmak olması lazım. Bunun yolu da üzülerek söylüyorum markalaşmaktan geçiyor. Bir türlü bunu yapamadık açık söyleyeyim. Coğrafya işaret aslında bunun ilk adımıydı. Bu adımı da siz attınız, malınıza sahip çıktınız. Bugün ülkemizdeki coğrafi işaret tescilli 23 tane zeytinyağı ve 14 tane zeytin var. Avrupa Birliği'nde tescilli 3 zeytinyağımız, 3 zeytinimiz bulunmaktadır. Yani artık bizim zeytinyağını ve zeytinimizi Avrupa Birliği tescil ettikten sonra başka ad altında kullanamazlar. Ayvalık Ticaret Odamız Avrupa'da tescil ettirmek için de harekete geçti Ali kardeşim. Biz de bu süreçte ona her türlü desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz. Böylece Ayvalık Zeytinyağı Avrupa'da da bir marka olacak. Marka değeri de ve fiyatı da artacak. Böylece hem Ayvalık daha zengin olacak hem de Ayvalık'ın dünya genelindeki reklamı da yapılacak. Böyle doğru vizyonla hareket eden odamızı ve kıymetli başkanımız Ali Uçar'ı kardeşimi yürekten tebrik ediyorum. Bir alkışlama yapın bakalım. Ben şahitim. Ayvalık için müthiş bir azimle heyecanla çalışıyor. Zeytinyağımızın marka değerini düşüren taklit ve tahşişle mücadele etmektedir. Ayvalık'ı turizmde yıldızı haline getirmek için de çalışmaktadır. Ayvalık'a zeytinyağına yönelik bir lisanslı depo kazandırmak için de uğraş görüyor. Arsa tahsisi konusunda ilgili bakanlıklar nezdinde girişimleri inşallah olumlu olarak sonuçlanmasını da bekliyoruz. Biz de burada kendisine Ankara'da her türlü desteği veriyoruz. Zaten Ali Başkanımız da ben Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Ticaret Odaları Konseyi'nde de beraber çalışıyoruz. Onun bilgisinden, tecrübesinden de ben ondan istifade ediyorum. Bugün odamızın vermiş olduğu hizmetin kalitesine baktığımız zaman değerli kardeşlerim turizm bölgesindeyiz. Nasıl turizm tesislerinde yıldızlama sistemi varsa dünyada da odaların vermiş olduğu hizmetin yıldızlaması var. Bunu da bu yıldızı ben vermiyorum Ankara'da. Aslında bana kalsa ben 365 odanın hepsine 5 yıldız veririm. Çünkü beni seçiyorlar onlar. Ama bunu gelip uluslararası bir akreditasyon kurumu gelir. Denetler verdiği hizmeti yılda bir seferde gelir saha çalışması yapar. Yapmış olduğu çalışmada Ayvalık Ticaret Odamızın vermiş olduğu hizmetin standardı tam 5 yıldızlı değerli kardeşlerim. Bunu ben demiyorum ha. Bunu dünyadaki uluslararası bütün odaları akredite eden kuruluş söylüyor. Yani bugün Ayvalık'ın vermiş olduğu hizmetin kalitesi, üyesine vermiş olduğu hizmetin kalitesi kimle eşdeğer biliyor musunuz? Paris'te, Paris Ticaret Odası'yla, Londra Ticaret Odası'yla, Alman Berlin Ticaret Sanayi Odası'yla eşdeğer olarak hizmet veriyor. Bundan dolayı ben başta yönetim kurulu başkanımızı, meclis başkanımızı, yönetim kurulu üyesi kardeşlerimizi, meclis üyesi kardeşlerimizi, genel sekreterimiz ve çalışan tüm kardeşlerimi kutluyorum. Kendilerine gurur duyuyorum. Şimdi bunu alkışlayalım. Şimdi zannediyorlar ki burada bir menfaat var. Bu menfaat için falan yapıyorlar.
Tamamıyla ücretsiz bizde her iş, haberiniz olsun. Bana zaman zaman soruyorlar, diyorlar ki ya başkan sen Kayserilisin, muhakkak bir menfaatin vardır. Rahmetlik de demin bir lafı vardı, aynen devam edeyim. Devletin çeşmesinden su içmedim oğlum derdi. Allah makamını cennet etsin, bize öyle öğretti. Devletin çeşmesinden su içmedik. Ben de diyorum ki bu işte kar var, haberiniz olsun. Nasıl bir kar olur? İçinizde hiç Kayserili yok ya. Var mı? Sen bilmen lazım o zaman. Bir kişi çıktı. Ne karı var Kayserili'nin? Efendim? Ahilikten geliyorsun. Ahilikten geliyor. Tabii ahilikten geliyor. Söyle bakalım. Sen söyle. Başkan Bey, hanımın Kayserili. Sen Kayserilisiniz o tabii memleketin kalkınmasından bütün iş insanlarımızın menfaati var. Şimdi ben de diyorum ki kendime göre kârı şöyle buldum. Hani şarkılara dile pelesek olmuş. Yalan dünya, yalan dünya diyor ya. Eğer burası bir yalan dünyaysa bir de gerçek dünya var, öyle mi? Burada yaptığınla gerçek dünyada herhalde bunun ödülünü alacağız, öyle mi? Bunun da ticaretimiz öyle düşünüyoruz. İnşallah burada yaptıkları insanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır diyor. İnsanlara faydalı iş yaptığımız zaman inşallah bunun karşılığını öbür tarafta almış olacağız. Biz de ticaretime öyle bakıyoruz. Benim oda borsa başkanlarıma bakınca değerli kardeşlerim, ben şahitim. Kendilerle beraber çalışıyorum. %99'u aynı bu şekilde çalışıyorlar. Ülkemize, şehrimize, üyelerimize nasıl daha fazla hizmet veririz? Nasıl ilçemizi, ilimizi zengin ederiz? Ekonomisini nasıl daha düzgün ederiz diye yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Ali Başkanımız talebiyle, odamızın talebiyle Ayvalık'ta Türkiye Odalar ve Borsa biliyorlar bir imza attık. Sayın Ahmet Başkanım. Onların talebi doğrultusunda biz de geri çevirmedik. Burada bir okul yaptık, kazandırdık. Biraz sonra da onun açılışını yapacağız. Ayvalık'ımıza yapmış olduğumuz okul hayırlı uğurlu olsun. Sevgili kardeşlerim, şunu hepimiz bilmeliyiz. Eğer biz kendi toprağımızda çıkarttığımız ürünlerin değerini bilirsek bunu da dış pazarlara anlatabiliriz. Ama biz bilemezsek dışarıya bunu anlatabilme şansımız olmaz. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. Bakın Avrupa'da coğrafi işaretle sahip bir ürün fiyatını ikiye katlamaktadır. Sırf bir tane Fransa'da markalaşmış, reklamını yapmayayım diye söylemiyorum. Bir peynir Fransa'ya getirisi ne kadar biliyor musunuz? Bir milyar euro. Allah bize öyle bir servet vermiş ki. İşte hayvanın zeytinyağı. İç ömrün uzasın. He ömrün uzasın. Ya müthiş bir şey. Ama yemiyoruz biz. Şimdi sağ olsun odamız buna sahip çıktı. Coğrafi işaretini aldı. Ama bu yetmiyor. Değil mi Huriye Hanım? İnşallah Avrupa'da da teşkil ettirip bundan sonra Avrupa'da Ayvalık zeytinyağı markasıyla daha fazla fiyatıyla hem burada zeytinyağı üreten kardeşlerim daha fazla kazanacak hem ülkemiz daha fazla kazanacak. Bu kapsamda ben muhakkak zeytinyağı üreten kardeşlerime söylüyorum. Muhakkak bu işe odaklanın ama yaptığınız işi markalaştırın. Markalaştıramazsanız para kazanamazsınız. Ancak hamallık yaparız, haberiniz olsun. Onun için e-ticaret, e-ihracat müthiş bir şans. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bu kapsamda burada zeytinyağı üreten kardeşlerime dünyanın en büyük
ticaret pazarı Amerika Birleşik Devletleri. En çok mal ithal eden, en çok mal satın alan dünyadan Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi sizlere bu kapıyı açmak için Türkiye odalar ve borsa biliyorlar. Chicago merkezli Amerika'nın 50 eyaletine ulaşacak şekilde ağımızda kurduk, bir Türk ticaret merkezi açtık. Buraya bu Türk ticaret merkezinden faydalanın. Ayvalık'ta oturduğunuz yerde şirketi Chicago'da kurabiliyorsunuz. Hukuk, mali, pazar danışmanlığı, depolama, aklınıza ne geliyorsa. Her türlü hizmeti size ayağınızda veriyoruz. Ayvalık'ta oturduğunuz yerde yapıyorsunuz. Ya pazara nasıl ulaşacağım ben? Onu da sana buluyoruz. Yeter ki bu imkandan faydalanın, çünkü sizler için yaptık biz bunu. Hep diyorum ki teşekkür. Ya gelirken baktım başkanım, Türkiye'nin en yaşanabilir ilk 5 ilçesi arasında Ayvalık yer alıyor. Öyle mi? Şimdi bizim Kayseri'ye bakıyorum, burayla mukayese ettiğim zaman ben övünmek gibi olmasın Kayseri'yim, biliyorsunuz. Şimdi fidan alıyorsun, dikiyorsun, 5 sene su tam meyve verecek fidan kuruyor. Allah öyle bir toprak vermiş ki buraya. Dikiyorsun, bir sene sonra meyve vermeye başlıyor. Önde deniz, arkada oksijen deposu. Allah her şeyi vermiş. Şimdi bizim Kayseri ile sizin aranızda fark var, haberiniz olsun. Ben diyorum ki Ayvalı her geldiğimde de aynı şeyi söylüyorum. Eğer Ayvalı Kayseri'ye 5 vakit namaz varsa siz 5 vakitte falan kurtaramazsınız, haberiniz olsun. Siz 5 vakitte şükür namazı kılın bir de bunun üstüne. Müthiş bir toprak. Allah selametlik versin. Biz sizle gurur duyuyoruz. Zaten Ayvalık'ın kendisi de bir marka. Her üreticimiz ayrıca meşhur. Ayvalık tostumuz var. Hala yedirecek Ali, bekliyoruz biz onu. Lör tatlımız var. Sakızlı dondurma. Hep yazılardan biliyorum, haberiniz olsun sakızlı dondurmayı da. Adalarımız, sahil, doğal, müthiş bir ortamımız var. Bütün mesele bunu doğru değerlendirebilmek. Zenginliğe dönüştürebilmek. Bunun bir tek geçer yolu var. Yaşadığın mekanı, ürettiğin ürünü, ülkeni marka yapacaksın. Bütün yol buradan geçiyor. Markalaşamazsan para yok. Dünya markaya değer veriyor. Çok örneklerim var da uzatmayayım ben. Esas biz burada paneli dinlemeye geldik. O yüzden hepimiz Ayvalık'ın kıymetini bilelim. Ayvalık'ı, doğayı ve zeytin ağaçlarını koruyalım. İnanıyorum ki sizlerin bu çalışmaları sayesinde Ayvalık'ın dünyaca ünlü zeytinyağını hak ettiği noktaya ulaşacak. Sizler de bu azim ve inanç, o birliktelik de burada benim gördüğüm en güzel manzara. Benim Körfez'de 3 tane ilçede de odamız ve borsamız var. Edremit, Burhaniye, Ayvalık. Bunlar birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Anlayışın çerçevesinde benim 3 oda bu bölgeyi markalaştırma noktasında beraber çalışıyorlar. Bu anlayıştan dolayı 3 başkanıma da Ahmet'i göremedim. Nerede Ahmet'ciğim? Ahmet de arkaya geçmiş belki. 3 odama huzurlarınızda teşekkür ediyorum bu anlayıştan dolayı. Ülkemizde de istediğimiz, zaten talep ettiğimiz de bu. Birlikte, her şey ancak birlikte varabiliriz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum.